güzide temsilcileri, üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personelleri, değerli konuklar, sevgili öğrencilerimiz. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın hazırlamış olduğu 54. Kütüphane Haftası açılış programına hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Cahit Faruk İslamoğlu'nun açılış konuşması, Kitap Hayatın Her Yerinde isimli video gösterimi, Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Doğan Karacoşkun'un konuşmaları, Küçük Şeylerin Hikayesi Kütüphane isimli video gösterimi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yakup Alan'ın Türkiye'de Okur Profilleri isimli sunumu, Kürşat Yıldırım isimli öğrencimizin şiiri Sakarya Necip Fazıl Kısakürek, Tuğba Yolcu isimli öğrencimizin şiiri 35 Yaş Cahit Sıtkı Tarancı, kütüphanemize 500 ve üzeri kitap bağışında bulunan bağışçılara plaket takdimi, kütüphanemiz kayıtlarına göre en çok kitap okuyan akademik, idari personel ile öğrencimize ödül takdimi, geçmişten günümüze kilis fotoğrafları sergisi. Programı başlatıyorum. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde istiklal marşımızı okumaya davet girişimleriyle 1964 yılından bu yana Mart ayının son pazartesi günüyle başlayan hafta kütüphane haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta boyunca okullarımızda, üniversitelerimizde görsel ve yazılı basında kütüphanelerin önemi anlatılmaktadır. Bu haftanın amacı öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak, kitap sevgisini artırmak, kitaplardan daha çok yararlanmalarını sağlamaktır. Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak bizler de bu hafta kapsamında bazı etkinlikler düzenledik. Bugün sizlerle açılışını yapacağımız Kütüphane Haftası kutlama programı yarın İnciraltı Kahve Evi'nde saat 12-13 arası gerçekleştireceğimiz kitap okuma etkinliğimiz ve çarşamba günü Musa Bey'le Yedigöz Ortaokulu'na yapacağımız kitaplık ve kitap bağışı ziyaretimizle devam edecektir. Programlarımıza katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır. Sözlerimin bu kısmında başkanlığımızın diğer hizmetleri de kısaca değinmek isterim. 45 bin adet basılı yayın, 17 adet veri tabanı içerisinde 173 bin adet elektronik kitap, 3500 adet süreli yayın ve 800
300 adet görsel işitsel materyalle hizmet veren merkez kütüphanemiz sınav dönemlerinde gece 24'e kadar, normal zamanlarda hafta içi akşam 21'e kadar kullanıcılarımıza hizmet vermektedir. Yapımı devam eden yeni kütüphane binamızla inşallah sizlere daha kapsamlı hizmet vermeye devam edeceğiz. Programımıza katılımlarınızdan dolayı başta Sayın Rektörümüz olmak üzere hepinize tekrar hoş geldiniz derken sözlerimi Basralı ünlü İslam bilgini Elcahız'ın kitaplarla alakalı muhteşem tespitiyle bitirmek istiyorum. Kitap, sustuğunuz zaman susan, konuştuğunuz zaman konuşan, çalışma zamanında sizi yalnız bırakan, kendisi için giyinme, süslenme, ikram ve utanıp sıkılma zahmetine sokmayan bir misafir, dar kavukluk etmeyen bir arkadaş, azdırıp saptırmayan bir dost, yalan söylemeyen bir yoldaştır. Saygılarımla. Başkanımıza konuşması için teşekkür ederiz. Şimdi ise sizleri Kitap Hayatın Her Yerinde isimli videoyla baş başa bırakıyorum.
Çok kıymetli baro başkanım, kıymetli aile ve sosyal politikalar imdiyorum, değerli hocalarım, kıymetli protokol. Çok kıymetli hocalarımız ve onların eşleri, teşrif buyuran hanımefendiler. Bugün bizleri şereflendirdiniz, sizlere teşekkür ediyorum. Kitapların bizleri aydınlatması hayatımızın her aşamasında hissettiğimiz bir şey. Aslında kendimizi bilmek ve kendimizi bulmak adına kitaplar her şeyden önce önemli. Ne diyor Yunus Emre'miz? İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Kitap okumanın aslında özünde yatan şey insanın kendini bilmesidir. Kendini bilen, özünü bilen, kendini tanıyan Rabbini de tanır. Kendini bilen başkalarını da bilir. Kendi hakkını bilen başkalarının hakkını da bilir. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmedin ha bir kuru emektir. Yine böyle tanımlar Yunus Emre. Okudun ama sen kendi hayatında ve başkalarıyla ilişkilerinde onun sonuçlarını görmedin. Okuma bu değildir. Okumak gerçekten kendinin ve başkalarının haklarını bilebilmektir aynı zamanda. Bu anlamda bu önemli anlamlı programı düzenleyerek bizlere bunları hatırlatan ben çok değerli kütüphanecilik daire başkanımıza ve kıymetli idareci arkadaşlarımıza, oradaki diğer personelimize, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok önemli çünkü bazı şeyler vardır ki bugün somut olarak konuşur ve hemen sonucunu görürsünüz. Ama asıl olan hemen sonucunu görmeden yatırım yaptığınız şeylerdir. Okumak böyle bir şeydir. Bütün bir hayatı boyunca insanın hangi okuduğu, hangi bildiği, nerede, ne şekilde işine yarayacak bunu yaşadıkça insan görür, anlar ve bunun farkına varır. Bu anlamda biz de tabii bir eğitim yuvası olarak, üniversite olarak öğrencilerimizin daha çok okumaları, daha çok kendilerini ve toplumu, dünyayı, yaşanan her şeyi daha çok doğru okuyabilmeleri için elimizden geldiği kadar iyileştirmeler yapıyoruz kütüphanelerimizde. Bugün mevcut merkez kütüphanemizde Sayın Daire Başkanımız söz ettiler az önce, hocamız çok ciddi rakamlarda kitap artışlarımız oldu. Hem basılı kitap hem e-kitap dediğimiz elektronik kitap. Ve yine İlahiyat Fakültemizde bir ihtisas kütüphanesi oluşturduk biz bu bir yıl içerisinde, Allah'a hamdolsun. Ve orada da çok ciddi bir yine kütüphane oluştu. Ciddi tabii katkılar da var. Allah rahmet eylesin. Abdülvahap Öztürk hocamızın kitapları örneğin orada şu anda. Onun gibi diğer hocalarımızın, Nihat Fera hocamızın hepsinin isimleri var. Onlara inşallah birazdan Çam Sakızı Çoban Armağan diye bir teşekkür edeceğiz sadece sağ olsunlar. Çünkü kitabın kıymeti hiçbir şeyle ölçülemez. Bununla kalmadık. Okuma salonumuz var sevgili öğrencilerimiz, biliyorsunuz. Sınav dönemlerinde daha çok ihtiyaç duyduğunuz. Şu an itibariyle imkanlarımız buna el verdiği ölçüde sizlere orada çalışmanız için destekliyoruz. Bir de Karataş Kampüsü'nde yaklaşık 1800 küsur 2000'e yakın öğrencimiz var. Bir okuma salonu da orada açtık. Şu an itibariyle hazır ve bu vize döneminde bizim Karataş'ta okuyan öğrencilerimizle
buradaki öğrencilerimizin yararlandığı bu imkandan yararlanacaklar inşallah. Orada ders çalışan öğrencilerimize sınav dönemlerinde ikramlarımız da oluyor tabii. Öğrencilerimiz çalışıyor, yani onları bizim desteklememiz lazım diyerek en basitinden çaylarımızı ücretsiz olarak ikram ediyoruz. Yanında olabildiğince pasta, poğaça ikram ediyoruz ki çünkü çalışırken kalkıp acıktım, ben yemek yedim, geldim, dağılmasın zihni. Orada aparatif bir şeylerle çalışmaya devam etsin diye. Bu dönem öğrencilerimiz hocam çorba olsa daha mı iyi olur diye soranlar oldu. Çorba da olabilir. Yani bu vize sınavları döneminde diyoruz ki çorba ikram edelim öğrencilerimize. Çünkü akşam 12'ye kadar açık çalışıyorlar doğal olarak. Zihin yorulduğu zaman insan acıkıyor. Bu normal bir şey. Yine öğrencilerimizin daha çok okuyabilmeleri, daha çok çalışabilmeleri ve zihinlerinin dağılmaması için biz de onlara böyle küçük ikramlarda bulunmaya yine çalışacağız bundan sonraki süreçte de. Biz bununla birlikte kitap ve kütüphane ile ilgili başka çalışmalar da yaptık. Daha önce olmayan, şu ana kadar bir yıl görev süremizde ortalama 8 civarında kitap bastık, basmaya devam ediyoruz. Gelen ciddi kitapları iki aşamada, bir kilise ile ilgili kitapları KİTAM üzerinden, yani Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden basıyoruz. Kendimiz basıyoruz, şu anda basıldı bunlar. Ayrıca başka ilmi çalışmaları da yine üniversite yayını olarak kendi imkanlarımızı büyük oranda kullanarak basmaya çalışıyoruz. Bir başka yine kitap okuma salonu deyince bir şeyi de unutmamam lazım. Ta geçen seneden söylediğim bir şey vardı. Kıraathane diye bir şey yapacağız demiştim. Yani kitap okuma evi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bence haklı olarak çok itiraz ettiği şey kitap kafe diyorlar şimdi buna. Yani kitap kafe kelimesi aslında değil de bizim kültürümüzden bir kelime bulalım dediğimizde kıraathane evi örtüşüyor bununla. Kitap okuma evi. Burada oturacak, kitabını alacak, okuyacak, çayını içecek, kitap kritiği yapacak. Kitap kurtlarının geldiği bir yer olacak, kitap kurtlarının. Biz bir mekan planlıyorduk, o biraz uzayınca çeşitli nedenlerle. Şimdi incir altındaki bir kapalı mekanı bu amaçla tanzim etmeyi planladık. Böyle bir düşüncemiz var. Orada arkadaşlar bilir, kapalı bir mekan var. Orayı rahat oturulur şekilde dizayn edeceğiz. Ve kitap kurtlarını orada görmek istiyoruz. Alsınlar kitaplarını, okusunlar gelsin, orada kitap kritiği yapsınlar, çaylarını içerek diye o mekanı biraz daha rahat, böyle genel okuma alanı olarak şu anda planladık. Ayrıca KİTAM dediğim Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, şehir merkezinde bir taş eski bir kilise, şu anda faaliyete geçti. Küçük eksiklerimiz devam ediyor yapılmaya ama faaliyete de geçti aynı zamanda. Orada da bir ihtisas kilisle ilgili kütüphanesi oluşuyor. Odamer Orta Doğu Araştırmaları Merkezimiz var. Başka bir kiliselerimiz onun için şu anda düzenleniyor. Yine orada da Orta Doğu ile ilgili kaynaklar, çalışmalar, orada yapılacak planlar, programlar olacak. Bunlar da yine kitap ve kütüphane ile ilgili olduğu için bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Ben sözlerimi uzatmadan, tabii kütüphanemizin binasına katkı sunan, binayı yapan merkez kütüphanemiz için söylüyorum. Mehmet Sandı'ya da Allah'tan rahmet dilemeyi unutmamak gerekiyor böyle bir günde. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz ve şükranlarımızı iletiyoruz. Ve yine bugün aramızda olmayan ama kütüphanemize katkı sunan, yakınlarının burada olduğunu düşündüğüm değerli kitap bahçılarımıza da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir kitap verene de teşekkür ediyorum. 10.000 kitap verene de teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun. Hayatta olmayanlara Rabbim rahmet eylesin. Sadaka-i cariyedir onların emanetleri zaten. Amel defterlerinin inşallah kapanmayacağına inanıyoruz. Tabii biz bir limit belirleyelim dedik, yoksa hakikaten çok ölçü belirlemek zor oluyor. Genelde bakınca 500 ve üstü diye bir rakam belirledik arkadaşlarla. Dedik ki 500 ve üstü kitap bağışlayanlara biz bir teşekkür saadetinden bir belge verelim. Onun dışında da yine kitap bağışlayanlara
Bundan sonraki senelerde de bu şekilde en azından bizim adımıza yapılabilecek asgari bir teşekkür olarak böyle bir belge plaket takdimi yapmayı düşünüyoruz. Bugün kendilerine belki plaket ya da belge takdim edemediğimiz ama 3 ya da 5 ya da 10 ya da 100 kitap dahi olsa üniversitemize bağışlayan herkese en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün bu gençler bunlardan istifade ediyorlar. Belki kimden nereden geldiğini bilmeyerek istifade ediyorlar. Onların bilmeleri önemli de değil zaten. Bu kitabı bağışlayan kişi her öğrenci eline alıp ve her kişi eline alıp okuduğunda ondan mutlaka bir sevap alacaktır inancına sahibiz. Bunun için kendilerine ayrıca biz yine de şükranlarımızı iletiyoruz. Efendim, programımıza teşrif ettiğiniz için her birinize şükranlarımı arz ediyorum. Sevgili öğrencilerim, sizler de her zaman olduğu gibi burayı renklendirdiniz, burayı zenginleştirdiniz. Hepinize yine ilginiz için, katılımınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Programın bereketli ve verimli geçmesini Yüce Yaradan'dan niyaz ederek hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Rektörümüze konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri Küçük Şeylerin Hikayesi adlı programın Kütüphane isimli bölümüyle baş başa bırakıyorum. Hayatlar, hayaller, gerçekler, bilim, ilim satırlarına nakşedilir tek tek. Yazanı için ilmek ilmek işlenmiş bir emek, okuyanı için her defasında yeni bir dünyaya açılan kapıdır kitap. Ve bir kütüphane rafında buluşur birbirleriyle o eşsiz kitaplar, bazen eski, bazen yeni kitaplar. Hane Farsça, kütüp Arapça olmak üzere kitap evleri olarak biliriz kütüphaneyi. Aklın, fikrin, insan emeğinin üretmiş olduğu, fikir olarak üretmiş olduğu eserlerin muhafaza edildiği yerdir. Kapağını açsın diye okuyucusunu hasretle bekleyen kitapların tok bir sessizlikle buluştuğu, hayal ülkesinin günümüzde biraz da unutulan Efsunlu Saray'dır kütüphaneler. Türklerce ve Osmanlı'da kütüphanecilik her dönem çok önemli yerel konulardan bir tanesi olmuştur. Eskiden gök kubbe altında söylenmemiş söz yoktur demişler. Aklınıza gelen herhangi bir fikir, dünya üzerinde herhangi bir kütüphanenin herhangi bir rafındaki herhangi bir kitabın içinde yazıyor olabilir. Çünkü kütüphaneler tarih sahnesinden geçen her şeyin an ve an notunu alan toplumsal hafıza merkezleridir. Her ülkenin bir tane milli kütüphane olmak durumunda. Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çok önemli. Çünkü ülkede yayınlanan her yayından bir nüshanın mutlaka saklanması gerekiyor gelecek kuşaklara aktarabilmek için. Aradığınız hemen her eseri orada bulursunuz çünkü ülkemizin hafızası temelindedir orası. Kütüphanelerin tarihi onları muhafaza edenlerle başlar. Osmanlı'da hafız-ı kütüp denilen kütüphaneciler kütüphanenin ruhunu okuyup bizlere tercüme edenlerdir. Bunu yapabilmek için büyük sabır, engin bir bilgi birikimi ve sonsuz bir merak gerektirir. Hafız-ı kütüpleri hafız-ı kütüp denmesinin bir nedeni var. Kitapların nerede olduğunu ve içlerinde neler bulunduğunu hıpsediyorlar. Hafızalarında biriktiriyorlar ve günümüzün hani bilgisayarlarda araştırdığımız katalogları onların hafızalarında. Sümerlere ait ki tabletlerin muhafaza edildiği arşivler dünyanın ilk kütüphane örnekleri olarak kabul edilir. Bu da demek oluyor ki kütüphanelerin kağıdın bulunmasından çok daha eskilere dayanan en az 5000 yıllık kadim bir geçmişi var. Bugün bildiğimiz anlamda bir kütüphanenin kuruluşuysa M.Ö. 7. yüzyıla denk düşer. Asur Kralı Asur Hanipal'e ait kütüphane 30 bin civarında tabletten oluşturulmuştur. İçinde yer alan kitaplarsa çoğunlukla tıp, astronomi, büyücülük ve edebiyatla ilgilidir. Ancak dönemin en meşhur yapılanması 3 asır sonra İskenderiye'de kurulan bir başka kütüphane olacaktır. Eski çağ kütüphanelerinden en önemlisi İskenderiye Kütüphanesi.
hemen hepimiz biliriz, çok önemli eserlerin olduğu ve dönemin bilim merkezi olarak kabul edilen sadece kütüphane değil, aynı zamanda bilimin de merkezini yapmış birini. Orada pek çok bilim adamının yetiştiğini görüyoruz, kitapların çoğaltıldığını görüyoruz ve bu sayede çok büyük işlerin yapıldığını görüyoruz. Ancak günümüze ulaşmadık. Yani ulaşsaydı çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olacağımız konuşulmakta. Okudukça düşünür insan, düşündükçe üretir, ürettikçe kazanır. İşte bu yüzden kütüphaneler özellikle İslamiyet'in altın çağında tefekkür merkezleri olmuştur. İslam dininin ilk emri oku olduğu için okumayla ilgili birçok ayet-i kerime, ilime teşvik eden birçok ayet-i kerime var. Ve İslam ümmeti o emirle beraber okumaya, ilme, kitaplara, kütüphaneye oldukça önem vermişlerdir. Hazreti Peygamber'in kalbinde inen Kur'an-ı Kerim sahabeler tarafından yazıldığında ilk etapta sayfa sayfa toplanıp onlar çok önemli, hassas bir şekilde muhafaza edilmiştir. Hazreti Ebu Bekir döneminde bir araya getirilmiş, Hazreti Osman döneminde kitap haline getirilerek 6 İslam şehrine gönderilmiştir. İslamiyet'in etkisiyle hızla kütüphanelerin açıldığı bu dönemi İsviçreli İslam araştırmacısı Adam Mess şöyle ifade ediyor. Bu dönemde yaratıcı fikirlere ve ilme hayranlık ve saygı artmış, sayısız kütüphane kurulmuş ve kitap ticareti büyük ölçüde gelişmişti. Ünlü bir ilahiyatçıyı görmek için köylerdeki bütün halk yollara dökülür, güzel hediyeler vererek çiçek yağmuruna tutardı. Her gelen devlet başkanı bir öncekinin açmış olduğu çığırı genişleterek, artırarak kütüphanelerin sayısını, ilim adamlarının, ilim adamları olan desteklerini ve teşviklerini artırmışlardır. Türklere ait ilk kütüphane ise Orta Asya'da Uygur Devleti zamanında kurulmuştur. Ancak Türk alimlerinin dünyayı derinden etkileyecek eserler vermeleri de kütüphanelerin devletin en önemli ilim ve bilim merkezleri haline gelmesi de İslamiyet'in kabulünden sonraki dönemde mümkün olur. Selçuklular zamanında da kütüphanelere çok önem verilmekteydi. Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın veziri Nizamülmülk'ün kurduğu kütüphanelerden bahsedilmekte. Nişapur'da ve Bağdat'ta kurmuş kütüphaneleri. Osmanlı dönemine geldiğimizde ise İznik'te kütüphanelerin kurulduğunu görüyoruz. 13. yüzyılın başında Sultan Orhan zamanında kurulduğunu görmekteyiz. Sonrasında İstanbul alındıktan sonra İstanbul'da camilerin, medreselerin yapılması sırasında mutlaka içinde kütüphane olduğunu görüyoruz. Ve artık vakıf kütüphanelerinin kurulmaya başladığını görüyoruz. Osmanlı Saray Kitaplığı başta Fatih Sultan Mehmet döneminde hazırlanmış olmak üzere çok değerli eserlerle doldurulmuş büyük bir hazinedir. Hristiyan ve İslam dünyasının özellikle bilimsel eserlerine büyük ilgi duyduğu bilinen Sultan Fatih Saray'da felsefe, tarih, coğrafya ve tıp konularında Arapça, Farsça ve Türkçe eserler hazırlattığı gibi eski Yunanca kitaplar da yazdırmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Bayezid de en az babası kadar kitaplara düşkündür. Tarihi belgeler bize bu sultanın 600'den fazla kitap toplamış olduğunu belirtiyor. Şahsına ait en büyük kütüphaneyi yaptıran Osmanlı padişahı ise Sultan 2. Abdülhamit olmuştur. Hatta o dönemde kitap yazan kişiler padişahımıza sunalım diyorlar, sunuyorlar ve bunun karşılığında bir hediye alıyorlar. Bu gerçekten çok değerli. Zaten Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanenin bugüne kadar gelmesinde onun bu koruyucu, kollayıcı kimliği çok ön planda. Kütüphaneyi oluşturan kitapların ham maddesi, kağıt ve mürekkebin maliyeti düşüktür belki, ancak bu ikisi insan aklından süzülenlere ayrılık yaptığında paha biçilmez bir mahiyete kavuşur ve en büyük altın külçesinden daha değerli hale gelir. Kültür hazinemizin paha biçilmez en kıımetli eserlerinden biri 1072-1074 yılları arasında ünlü din bilgini Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat-ı Türk isimli eserdir. Bu dev hazine 1910 yılında hayatını kitaplara adamış bir kütüphaneci Ali Emiri Efendi tarafından bulunur. Kitap koleksiyoncusu kendisi aynı zamanda. Saatler Çarşısı'na gidip uzun zaman geçirip oradaki kitapları inceleyen ve Saatler tarafından da çok sevilen bir kişi. Yine bir gün orada sahaflarda kitapları karıştırırken sahaf Burhan Efendi çok önemli bir kitabı, çok önemli bir eseri olduğunu ve kendisine göstermek istediğini söyler. Ali Emiri Efendi bunu inceler ve çok değerli bir kitap olduğunu görür. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ü görür.
ve satın almak ister, 30 para karşılığında verebileceğini söyler sahaf bu kitabı. Kendisinin üzerinde 10 parası vardır ve üzerini tamamlayacak halde değildir. Oradan geçen dostlarından birini gözetlemeye başlar. Bir dostuna rastlar, kendisinden para ister, 10 parayı da oradan alır. Sonra dostu der ki ben de 10 parayı da evden getireyim der. Böylelikle ölünç paralarla bu gönlümüzdeki bilimin çok önemli temel taşlarından biri olan Türk kültürünün çok önemli bir eseri olan Divan-ı Lügat-ı Türk 30 paraya Millet Kütüphanesi'ni bu şekilde kazandırılır. Kadın erkek demeden toplumun tüm ileri gelenlerinin kütüphaneler kurduğu bir medeniyettir Osmanlı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni devlet yapısı içerisinde de kütüphaneler toplumsal düzenin en önemli kurumlarından biri olarak görülmüş ve her zaman önemsenmiştir. Bugün ülkemizde 1000'in üzerinde halk kütüphanesi bulunmakta. Ancak teknoloji çağıyla her türlü bilgi ve belgeye dijital yollardan ulaşılabiliyor olması insanlara kütüphaneleri unutturmuş gibi görünüyor. Kütüphanelerimizin aslında birer yaşam merkezi, birer sosyalleşme merkezi olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu küçük şeyin hayatlarının merkezi halini alması gerekiyor insanımızın. Harabi'den Biruni'ye, Harizmi'den Gazali'ye, Ali Kurşu'dan İbn Sina'ya eserleriyle tüm dünyayı derinden etkileyen pek çok büyük Müslüman Türk aliminin yolları mutlaka geçmiştir bir kütüphaneden. Ve bize ait, özümüze ait bu değerler sahip olunan en kıymetli kütüphane eserleri olarak dünyanın dört bir yanında çıkıverir okuyucusunun karşısına. Yeter ki okumak istesin insan, yeter ki kütüphaneleri çıkarmasın kültür dünyasında. Sıkıcı diyeceğiniz bilgileri vermeyeceğim. Haritalar üzerinden daha çok ilginizi çekebilecek, hepimizin bildiği ancak daha önce belki görmemiş olduğumuz verilerden yola çıkarak oldukça kısa bir sunum yapmak istiyorum. Tabii sunumumuza geçmeden önce alışkanlık nedir diye bakmak gerekiyor. Çünkü okumanın temelinde bir alışkanlık yatar. Eğer alışkanlığımız yoksa okumanın gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Alışkanlığa Türk Dil Kurumu tanımıyla baktığımızda iç ve dış etkenlerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış adı verilmektedir. Bunun bir üst boyutu ise işte alışkanlığın bir üst boyutu artık vazgeçememe dediğimiz bağımlı olma durumudur. Kitap okumada da aynı şey söz konusudur. Bağımlılık okumanın bir üst boyutudur. Dersine girdiğim öğrenci her zaman sorarım bağımlı mıyız diye kitap okumaya. Kitap okumaya bağımlı olmak şudur. O günü kitap okumadan kapatmamak. Yani yattığınızda yatağınıza eğer vicdanınız sızlıyorsa ben bugün kitap okuyamadım diye iyi bir okuruz diyebiliriz kendimiz için. Ama daha iyi bir okur, bağımlı olan okur, o vicdanının sızısından yola çıkarak yatağından kalkar, bir sayfada olsa kitabını okur, kendisini rahatlatır ve sonrasında da yatağına döner. Bilmiyorum, umarım salonumuzda bu tür insanlar, bu tür okurlar mevcuttur. Böyle okurlar bizim her zaman istediğimiz bir şey. Ancak birazdan rakamlarla göreceğiz toplumumuzun okuma oranı, toplumumuzun okuma durumu nedir? O zaman kendimizde bununla kıyaslamamız mümkün olacak.
Peki neden okumak gerekiyor? Neden çok önemli? Çünkü çağdaş medeniyet seviyesi dediğimiz seviyeye ulaşabilmenin ölçütüdür okuma. İyi vatandaş dediğimiz, ileriyi düşünen, yaratıcı, eleştirel bakabilen vatandaş olabilmenin ölçütüdür okuma. Ya da daha öz söyleyecek olursak, iyi bir öğretmen olmanın, iyi bir mühendis olmanın, iyi bir doktor olmanın, iyi bir elektrik teknisyeni olmanın, iyi bir inşaatçı olmanın önündeki en güzel yollardan biridir okuma. Eğer okumayı yapabilirsek mesleğimize karşı bakış açımız gelişir. Farklı boyutlarda olayları ele alabiliriz ve yani mesleğimizi hakkıyla yerine getirmiş oluruz. Okuma, neden okuma yaparız diye soracak olursak kendimize bunu toplumun sosyoekonomik, kültürel vesaire durumlarına göre farklı okuma amaçları olduğunu söyleyebiliyoruz ama en çok kabul gören amaçlardan bir tanesi zevk almak ve rahatlamak için okuma olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak insanlar canları sıkıldığında, moralleri bozulduğunda, mutlu olduklarında ve eğlenmek istediklerinde okuma eylemini gerçekleştirebiliyorlar. Bunun dışında genel anlamda bilgi almak için okuma gerçekleştirebiliyoruz. Bir üçüncü olarak da mesleğimize yönelik akademik okumalarda gerçekleştirebiliyoruz. Biz üç türlü okuma yapmış oluyoruz. Gelelim Türkiye'de okuma oranlarımıza. Biz toplum olarak nasıl profile sahibiz, nasıl okuyucularız buna bakalım istiyorum. Verilerimiz TÜİK tarafından hazırlanmış verilerden elde edildi. 2016 yılının verileri, daha 2017 yılına ait veriler henüz paylaşılmadı. 2016 yılından hareketle biz bu paylaşımımızı yapacağız. Türkiye'de 2016 yılında 666 milyon civarında bir kitap üretiminden, kitap basımından bahsedebiliyoruz. Rakam olarak baktığımızda oldukça hayli yüksek bir rakam. Yani 666 milyon güzel bir rakam. Ancak bu kitapların yaklaşık 262 milyon adedi Milli Eğitim tarafından ders kitabı olarak ücretsiz dağıtılan kitaplardır. Bunun dışında tabii ki de ücretsiz dağıtılmayan ders kitaplarımız da var. Onlar da geriye kalan yaklaşık 404 milyon civarındaki kitapların içinde yer alıyor. Peki hangi türde kitaplar basılıyor? O 666 milyonun yüzdelik olarak baktığımızda %71'in eğitim kitapları olduğunu görüyoruz. Burada dağıtılan ücretsiz kitaplar, üniversitelerde okutulan ders kitapları, üniversite sınavlarına veya diğer sınavlara hazırlık kitapları, bunların hepsi bu kategoride yer alıyor. %71'lik bir dilimle oldukça yüksek bir oran. Yetişkin kurgu dışı kitapların %11'lik oranla ikinci sırada yer aldığını görebiliyoruz. Herhalde burada en çok satanlar da, yanlış hatırlamıyorsam, yemek tarifi ve zayıflamaya yönelik diyet kitapları oluyor. Bilmiyorum, bayanlarımızın galiba çok tercih ettiği kitaplar. Üçüncü sırayı %9'luk dilimle dini inanç kitapları yer alıyor. Dördüncü sırada çocuk kitapları, gençlik kitapları. Beşinci sırada yetişkin kurgu kitapları. Altıncı sırada da %1'lik dilimle akademik yayınlar yer alıyor. Şunu da söylemek gerekiyor. 2015 yılından 2016 yılına geçerken bu kitap basılma oranlarında %9'luk bir artış, akademik kitapların ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Yani 2015'e göre %9 artmış akademik kitaplarımızın basılma oranı. Peki yılda kaç kitap okumalıyız? Okuyoruz daha doğrusu. 2016 yılı verilerine göre, yine TÜİK verilerine göre, Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşüyor. 2015 yılında bu oran 8 kitap.
kitap idi. Yani 2016 yılına geldiğimizde kitap sayımızın arttığını görüyoruz. Kişi başına düşen kitap sayımız. Rakama baktığımızda bilmiyorum, belki bir kısmınız için oldukça iyi bir rakam görülebilir. Bir kısmınız için düşük bir rakam olarak da görülebilir. Ne olması gerekiyor sorusunun cevabı da yine bir dernek tarafından verilmiş. Amerikan Kütüphane Derneği'nin standardı ki dünyada kabul edilen standart, en çok kabul edilen standart da bu standart. Nedir o? Yılda 21 ve daha fazla kitap okuyorsak biz iyi bir okuruz anlamına geliyor. 6 ile 20 kitap arasında okuyorsak orta düzeyde okur. Yılda 1 ile 5 kitap arasında okuyorsak az okuyan okur oluyoruz. Hiç kitap okumuyorsak da okur olmayan kategorisine giriyoruz. Burada zaten az okuyan okurla okur olmayanın yer almadığını düşünüyoruz. Orta düzeyde okuyan ve üst düzey işte çok okuyan okurlar şu anda bizim salonumuzda mevcut. Türk ortalamasına baktığımızda 8.4 ile biz orta düzeyde okurun en alt düzeyinde yer alıyoruz toplum olarak. Bu da çağdaş bir toplum olmanın, yaratıcı bireyler olmanın, biraz önce saydığımız düzeye ulaşmanın maalesef biraz daha zor olduğunu, daha çok kitap okumamız gerektiğini bize gösteriyor istatistikler. Türkiye'de kitap okuma oranlarını vermek istiyorum ben haritalarla. İlk olarak yine TÜİK'in bütün illerimizde yapmış olduğu çalışma sonucunda ortaya çıkarılmış veriler bunlar. İlk olarak evinizde ders kitapları dışında sahip olduğunuz kitap sayısı nedir diye sorulmuş insanlara ve alınan cevaplar. Baktığımızda ben direkt kilis üzerinden gideceğim. Koyu turkuaz diyeceğimiz renk, o da 21 ile 25 kitap arasında kitabı olduğunu söylemiş kilisler. Ders kitabı dışında evlerindeki kütüphanelerinde. Bir yıl içinde ortalama okunan kitap adedi nedir diye sorulduğunda kilis baktığımızda sarı, koyu sarı dediğimiz bölgede Türkiye ortalamasına yakın 7.1 ile 8 kitap arasında okuyormuş kilisler bir yılda. Diğer bir haritamız halk kütüphanelerine üyelikle ilgili. Maalesef geçmiyor. Halk kütüphanelerine üye misiniz diye sorulduğunda kilislerin yaklaşık 8'iyle %10'unun halk kütüphanelerine üye olduğunu görüyoruz. Bu da halk kütüphaneleri sadece dikkate alınmış, üniversite kütüphaneleri ya da ortaokullarda, liselerde yer alan kütüphaneler dikkate alınmamış. Eğer üniversite kütüphanesinde bunun içine koyarsak herhalde kiliseki oran biraz daha artacaktır. Bizim diğer bir haritamız da halk kütüphanelerinden yararlanıyor musunuz? Yani sadece gittim bir kere üye oldum, sonra artık hiç uğramadım değil, orayı sürekli düzenli olarak kullanıyorum. Diğer insanların sayısı kiliste %17 ile %19 arasıymış. Kilislerin %19'u halk kütüphanelerine düzenli olarak, yani üye olanların, o üye olan %10'luk kısmın %19'u halk kütüphanelerini düzenli olarak kullandığını söylemişler. Peki boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz diye sorulduğunda maalesef ülkemizin büyük kısmı mavi ile yer alıyor. Televizyon izleyerek boş vakitlerini geçiriyorlarmış. Sarı olan kısım daha çok Ege taraflarında yer alıyor. Ailesiyle vakit geçiriyormuş. Kırmızı olan yer müzik dinliyorlarmış. Mor olan yer kitap, gazete, dergi okuyarak vakitlerini
getiriyormuş ülkemize. O da ülkemizin diğer oranlarına göre oldukça düşük bir oran. Okuduğunuz kitapların konusu nedir diye sorulduğunda ülkemizdeki insanlara yine kilis üzerinden gidelim, hepsine bakmayalım. Kilisler eğitim konusunda kitaplar okuduklarını söylüyorlar. Bu eğitim içinde tabii ki de ders kitapları da yer alıyor. Belki oran o yüzden fazla olabilir. Ders kitaplarında eğitim kategorisini almışlar. Eğitim okunuyormuş. Hemen yanı başımızda mavi olan yer ise dini kitaplar, sarı olan edebiyat, turkuaz dediğimiz yerde Ege tarafında ya da Marmara diyelim, tarih kitabı okuyormuş oradaki insanlar. Hangi tür kitap okuyorsunuz dendiğinde iki türün biz çok baskın olduğunu görüyoruz. Sarı kısım roman, turkuaz kısım ise hikaye, öykü kitaplarının yer aldığı kısım. Bunlar ağırlıkta. Diğer kitap türleri buraya alınmayacak kadar az oranda olmuş. O yüzden alınmamış. Gelelim kütüphane istatistiklerimize. Hem Türkiye'de hem dünyada örnek vereceğim burada ve kütüphane okur ilişkisine değinmek istiyorum. Ülkemizde 2016 yılı itibariyle toplam 29.522 adet kütüphane mevcut. Bu kütüphanelerden bir tanesi Milli Kütüphane, 1137 tanesi Halk Kütüphanesi, 552 tanesi Üniversite Kütüphanesi, 27.280 adet de diğer kütüphaneler, doğrusu okulların, liselerin ya da derneklerin vesairenin kütüphaneleri yer alıyor bu kısımda. Milli Kütüphane'ye kayıtlı üye sayımız TÜİK'e göre 26.996 ama Milli Kütüphane'ye göre bu rakam 96.000 civarında, bilmiyorum. Arada çok büyük bir fark var. Neden böyle bir fark var? TÜİK 26.000 olarak almış. Milli Kütüphane 96.000 olarak veriyor bu sayıyı. Halk Kütüphanesi kayıtlı üye sayımız 1.697.090 olarak görülüyor. 80 milyon olduğumuzu düşünürsek yine oldukça düşük bir rakam. Üniversite Kütüphanesi kayıtlı üye sayısı ise 3 milyon civarında, 4 milyona yakın bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tablo halinde. Başka bir rakam vereceğim. Aslında çok dikkate alınacak bir rakam değil normal şartlarda. Çünkü 1997 yılına ait bir istatistik bu. Daha güncel verilere maalesef ulaşamadım, bulamadım. Tek ulaşabildiğim veri bu. Biraz dikkat çekmesi yönüyle aldım. Normal şartlarda almamak gerekiyor çünkü çok eski. Niye dikkat çekiyor? 97 yılında Avrupa'daki bazı ülkelerin kütüphane sayıları ve oraya üye olan insan sayıları maalesef hepsi bizden yüksek. 97 yılında aradan geçen yaklaşık 20 yıllık bir süreye rağmen bizden çok çok yüksek rakamları var. Mesela 10 milyon nüfusluk bir Belçika'nın 1490 tane o yılda halk kütüphanesi var. Bizim şu anda 1300'lerde bu rakamımız. Üye sayısına baktığımızda da yine aynı şekilde oldukça fazla olduğunu görüyoruz. 10 milyon kişiden yaklaşık 2 milyonun kütüphanelerine üye olduğunu söylememiz mümkün. Üniversite kütüphanelerine bakacak olursak 2016 yılında 2015'e göre biraz azalma oluyor kütüphanelerde. 2015'te 555 olan kütüphane sayısı 2016 yılında 552'ye düşüyor. Yine kütüphanelerde yer alan kitap sayılarında da bir azalma oluyor. Ve 15 milyon
236 bin civarında kitap yer alıyor üniversite kütüphanelerinde. Türkiye genelindeki düşüşe rağmen üniversitemizde oldukça hayli bir yükselme söz konusu. Bu yıl 45 bin civarında kitabımız var üniversite kütüphanemizde. Ben geçen yılki rakamları daha çok biliyorum. Geçen yılki rakamlara göre neredeyse bir kütüphane daha kurabilecek bir sayı diyebiliriz gerçekleşen artışa. Çok aklınızı almak istemiyorum. Son olarak üniversite kütüphanemizin istatistiklerine bir değinmek istiyorum. Sonrasında da bitireceğim. Ama öncesinde kısa bir bilgi. Dünyanın en fazla kitap okuyan ülkesi Finlandiya. Yılda kişi başına 20 ödünç kitap düşüyor. Kütüphanelerden ödünç aldıkları kitap sayısı. Bu kendi kütüphanelerdeki kitaplar katılıyor. 5 milyon nüfusu var ülkenin. Yıllık kütüphane ziyaret sayısı ise 64 milyon. Yani herkesi yılda 10 defadan, en az 10 defadan fazla kütüphaneyi ziyaret ettiğini görüyoruz. Peki bu rakamlara göre üniversitemiz nasıldır acaba? Bakmak gerekiyor. Gitti slaytımız, ben buradan söyleyeyim. Kütüphanemizde 45 bin kitabımız var. 5194 kitap. Bunların 2300 civarında olanı roman, hikaye vesaire kitaplar. 39.332 adetli akademik kitaplar ve 3553 tanesi de dergi gibi süreli yayınların yer aldığı bölüm oluyor. Kütüphanemizin aktif kullanıcısı 11.715. Öğrenci sayımızın da bu civarlarda olduğunu düşünürsek öğrencilerimizin neredeyse tamamı kütüphanemize aktif olarak üyeymiş ve orayı kullanıyormuş. Bu oldukça sevindirici bir rakam. Ama 2017 yılında toplam ödünç verilen kitap sayısına baktığımızda üye sayısına göre düşük olduğunu söyleyebiliriz. 14.785 kitap. Az önce bakmıştık, kişi başına 20 ödünç kitap düşüyordu. Burada da normalde bizim o rakamlara göre 100 bin civarında bir kitabı, 200 bin civarında bir kitabı yapmak gerekiyordu. Ödünç olarak vermemiz gerekiyordu ama 14.785 ile maalesef kalmışız biz. Ülkemiz okuyor mu? Ülkemiz tabii ki de kitap okuyan bir ülke. Okuyoruz. Ama istendiği kadar, olması gerektiği kadar kitap okumuyoruz. İstenilen sayıya ulaşmamız dileklerimle saygılarımı sunuyorum. Hocamıza sunumları için teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi 5. Mevsim Kültür ve Sanat Topluluğu Başkanı Kürşat Yıldırım'ı Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya isimli şiirini okumak üzere sahneye davet ediyor. Akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şeye kalp, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışlar demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat.
başka yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya! Kim de suya vurulmaz derçin. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın tüm tarihi vurulur. Eyvah! Eyvah Sakarya'm! Sana mı düştü bak? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum bu kaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma ve zehirle pişmiş aşktan. Ve ayrılık anadan, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövülmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre kıyında geziyordu. Hani ardından çığır çığır kupeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna? Giden nişanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin altında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir? Bütün bunlar sendedir bu girift bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabıyla eş kayna kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında harya. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş musun? Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı asalar belki çekerdir. Bu ifritten kılının sualini çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründür, ayağa kalk Sakarya. Öğrencimize şiiri için teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi, 5. Mevsim Kültür ve Sanat Topluluğu üyesi Tuğba Yolcu'yu Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 Yaş isimli şiirini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmamak gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görülürsünüz yıllar yolu dost bildiğim ayma? Zamanla nasıl değişiyor insan?
hangi resme baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal mayal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsin. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçede öldüğüm Tanrı var. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazı saltanatın olacak. Tahtın sahibi, onu sandığa taşında. Öğrencimize şiiri için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi ise kütüphanemize 500 ve üzeri kitap bağışında bulunan bağışçılarımıza plaket takdimi yapılacaktır. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Sanayi ve Teknoloji eski bakanlarımızdan hemşehrimiz merhum Mehmet Turgut'un plaketini almak üzere yeğeni Sayın Arif Polat. Buyurun efendim. Hemşehrimiz gazeteci yazar Mehmet Cemal Çiftçi Güzeli yurt dışı seyahati nedeniyle programımıza katılamadığından plaketini almak üzere KİLİS Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sayın Mahmut Kaçarlar. Buyurun efendim. Hemşehrimiz avukat Alaaddin Beyli işlerinin yoğunluğu nedeniyle programımıza katılamadığından plaketini almak üzere KİLİS Barosu Başkanı avukat Sayın Muammer Fazlaoğlu. Buyurun efendim. Hemşehrimiz İnönü Üniversitesi emekli öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Yalvaç. Buyurun efendim. Hemşehrimiz merhum ilim adamı ve yazar Doçent Doktor Abdülvehhab Öztürk hocamızın plaketini almak üzere kıymetli eşleri Sayın Hatice Öztürk. Buyurun efendim. Üniversitemiz emekli öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Abdurrahman Tarıktaroğlu Erzurum'da ikameti sebebiyle programımıza katılamadığından plaketini almak üzere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Sayın Cahit Faruk İslamoğlu. Buyurun efendim. Kilisimizin yetiştirdiği şair, ilim ve fikir insanı merhum Nihat Ferah adına plaketini almak üzere kıymetli eşleri Sayın Nazmiye Ferah. Buyurun efendim. Bağışçılarımıza plaketlerini takdim etmek üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Doğan Karacoşkun'un kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun hocam. Thank you.
Halit Faruk İslamoğlu. Katılımlarınızdan dolayı tekrar hepinize çok teşekkür ederiz.